Merhaba. Bugün bir canımızla görüştük. Sağ olsun. İnanılmaz bir zihni var. Zihinden aslında kurtulmayı arzu ettiğini söyledi. Fakat bunun hemen gerçekleşmeyeceğini de zaten biliyoruz. Ve öyle güzel, öyle mantıklı sorular sordu ki, bugün aslında biraz o konuya gireceğiz. Çoktandır aklımda olan bir konuydu ama anlatmak demek ki bugüne kısmetmiş. Sağ olsun. Ona biraz anlattım. Madem çıktı, karışmadan yine burada da anlatayım. Şimdi evet, bizim doğduğumuz an bir fıtratımız var. Her zaman ne diyorum? Doğduğunuz şekilde yaşayacaksınız. Doğduğunuz gibi yaşayacaksınız. Yaşadığınız fıtratla öleceksiniz. Öldüğünüz fıtratla yeniden dirileceksiniz. Dirildiğiniz fıtratla da tekrar hayatınızı devam ettireceksiniz. Yani fıtratımızda değişen bir şey yok. Nedir? Bir ceviz ağacının bir cevizin tohumu cevize dönüşür. Başka bir şeye dönüşmez. Değil mi? Bir gül güle dönüşür. Bir papatya papatyaya dönüşür. Bunların değiştirilebilme ihtimali yok. Nedir? Bizde olan özellikler açığa çıkacak sadece. Şimdi kendi hayatımdan bugün örnekler verdim. İşte hikayeni dinlemek istiyorum dedi. Anlattım. Size de anlatayım. Çok yakından yakında olduğum bazı insanlar bunu biliyorlar. Parça parça tabii başka insanlara da anlattık. Ama madem başladık sonuna kadar bir devam ettirelim. Şimdi çocukluğum biraz fantastik bir çocukluk geçirdim. Sakin olduğumdan zaten bahsetmiştim. Sakin, içe kapanık, kendi halinde yaşayan, işte durumları gözlemleyen, hani bütün bilgelerin tümü hep gözlemden bahseder. Gözlemleyin, gözlemleyin. Fakat neyi gözlemleyeceğimizi bilmeyiz. Durumları gözlemliyoruz aslında. Yorum yapıyoruz ya da yapmıyoruz. Eğer yorum yapıyorsak bu yorum konusunda da şikayetçi olabiliyoruz. Bana göre yanlış diyebiliyoruz. Fakat yorumsuz olarak bir gözlem mümkün. Zihnimiz çok aktif değilse zaten bu haldeyizdir ve gözlemleriz biz. Ben çocukken neleri gözlemledim? Fıtratımız üzere daha henüz tam birleştirmemişiz kafamızda, manamız tam olarak oturmamış. Hani bu miyelin kılıf dediğim şey tam olarak olgunlaşmamış olduğundan dolayı birleştirme durumunu, tepki durumunu çok yapmıyoruz zaten çocukluğumuzda. Hep aynı şeylere maruz kalmıyorsak tabii ki. Benim yaptığım, gözlemlediğim şeyler şu oldu. Bedenime çok odaklıydım. Bedenimdeki her tür hareketi gözlemliyordum. Hani yemek yediğimde mideme nasıl iniyor? Elimi kaldırdığımda nereye götürüyorum? Bu aslında bir nevi obsesif gibi de algılanabilir ama çok özenliydim. Yani terlikler düzgün bir şekilde konulmalı, terliğe özen gösteriyorum. Terlikten ayakkabımı çıkartırken ayağıma özen gösteriyorum. Kapıyı açarken kibar bir şekilde açıyorum. Yani kapıyı haldır huldur bir şekilde yağmalayarak açmıyorum. Neden? Çünkü kapının koluna dahi özenim var. Bu kırılmaktan korktuğum, incinmekten korktuğum için mi? Bir nevi öyle. Neden? Çünkü her şeyi yani yoğunluk olarak çok yoğun şekilde algıladığımdan dolayı ve çevreye karşı çok duyarlı olduğum için haliyle kendimi koruma altına almak zorundayım. Benim korunmaya ihtiyacım olduğu için de hiçbir şeye zarar vermeme dürtüsüyle yaşadım. Hayatımın çoğunluğunda da zaten böyle yaşadım. Hassas bir çocuk, utangaç bir çocuk ve duyuları çok gelişmiş bir çocuk. Kurgu yok ama. Hayal var. Hayalde nasıl? Bu duvar üzerinde karikatürler çiziyorum kendi kendime. O karikatürler şekil değiştiriyor. Suların içerisinde dalgalar oluşturuyorum. Bulutlarda şekiller oluşturuyorum. Yani onların hareketi gözlemliyorum ve çok güzel bir dünyanın içerisinde yaşıyorum ben. Yani kendime has bir dünyam var ve bunu insanlar bilmiyorlar. Yan binadan
Karşı binada komşularımız var. Komşularımız ne yapıyorlar? Kendileri bizimle ilgili bir şey konuşuyorlar mesela. Konunun bizimle ilgili olduğu için zaten algım orada. Hani kulağım orada. Ve ne yapıyor? Bu sesler, bu konu bende bana geliyor. Sonra o kişiler geliyorlar bize çay içmeye. Fakat orada anlattıklarıyla burada anlattıklarının arasındaki tezatlığı algılıyorum ben. Yani niye oldukları gibi davranmıyorlar ki bunlar? O zaman ne yapıyorsunuz? Kişilerin iki yüzlü olduğunu algılıyorsunuz. Yani oradakinin yalan olduğunu anlıyorsun. Fakat bunu yine yorumlamıyorsun, sadece gözlemliyorsun. Onun dışında çocukların tavırları var. Bir çocuk mesela koşuyor. Koştuğu zaman onun nerede düşeceğini de algılayabiliyorsun. Bir kazanın nasıl olabileceğini algılıyorsun. Ve bunu nasıl algıladığım hakkında fikrim yok yalnız. Yani bu gözlemler sonucunda olan bir şey. Kendi dünyamda yarattığım bir şey. Bir gün babam, şimdi annemi çok net hatırlamıyorum çocukken. Babam da uzakta olduğu için babamı da çok net hatırlamıyorum. Yani çocukken annesiz babasız bir şekilde büyüdüm de diyebilirim. Annem vardı fakat saçımı tararken arkada duruyor, yüzünü görmüyorum. Onun dışında zaten kalabalığın içerisinde olduğundan dolayı bir babaannemle annemler Sergen'e giderlerdi, ceviz kırarlardı. Onların gelmesini beklerdik. Akşam 9-10 civarları falan. Babaannem de ışık yakmayalım. Hadi gel yıldızları seyredelim derdi. Yıldızları sayardık beraber. Saymayı da babaannemle beraber öğrenmiştim. Ve tabii ki gökyüzüne bakmayı, karanlığı izlemeyi, bir şeyleri gözlemlemeyi, sükuneti, sessizlik de var tabii. Televizyonda o sıralar çok fazla evlerde yoktu. Bizim evimizde de sonradan olmuştu. Ve yıldızları seyrederken bakıyorum annem oradan geliyor. Annemin geldiğini gördüğüm an uyur numarası yapmaya başlardım. Annem de beni kucağına alırdı geldikten sonra, yatağıma yatırırdı. İşte benim kızım uyumuş mu diyerek öperdi. Tabii gözüm kapalı olduğu için annemin yüzünü yine algılayamıyorum. Babamı da bir gün kolumda bir saat hayal ettim. Saatin içerisinden bir hologram çıktı. Ve hologramdaki kişinin babam olduğunu bir şekilde algılıyorum arka planda. İşte bana beni özleyip özlemediğimi sordu. Ben de özledim dedim ama özlemenin ne olduğuna dair bir fikrim de yok. Sonra ne zaman geleceksin diye sordum. Dedi ki yarın geleceğim. Yarın kapının önünde duvarda yaslanmış şekilde duruyorum. O hologramda gördüm. Hani bir düğmeyle bastım. Sonra babamdan o teyidi alınca düğmeyle kapattım. Bunu bir şekilde kurguyla benzer bir şekilde yapıyorum ama hayatımın tümü zaten öyle geçti benim. Hayatımın. Dünya hayatım. Sonra ertesi gün karşıdan bir tane adam geliyor. Adam hologramda gördüğüm adam. Ben 6 yaş civarındayım ve geçerken saçımı şöyle okşadı, sonra içeriye girdi. Dediler ki baban geldi, hoş geldin demeyecek misin? Kapıdan böyle kafamı uzattım, beni çağıracaklar ki öyle gideceğim. Narin çocuk. Çağırdılar, babam kucağına aldı ve işte ben kızımı çok özlemişim falan diye yine saçımı okşayarak. Sonra bir şey çıkardı. Bana hediye almış. Saat almış. Yani saatle iletişim kurduk ya. Gelmiş bana saat almış. Yani olmadan önce olacağı görmek diyebiliriz. Zamanın öncesinde, zamanın ötesinde yaşamak diyebilirsiniz. Adına siz koyun. Böyle garip garip özelliklerim vardı yani çocukken. Bu gençlik evremde de yine devam etti. Hemen hemen evlendiğim tarihe kadar diyebiliriz. Daha doğrusu 99-2000 civarları. Ne kadar hayatımın tümü böyle sürdü. Mesela sevgilimle buluşmaya gideceğim, arabadayım. Ben arabada otururken sevgilimin ne yaptığını ve hani geç kalıp kalmayacağını, orada ne gibi zorluklar yaşadığını görebiliyordum. İşte firmada çalışıyorum, kim şef seçilecek?
Onu önceden görüyorum. Şimdi diyorum sen burada çalışıyorsun ya, ben yeni başladım. 2 ay diyorum, süre veriyorum. 2 ay sonra sen diyorum şef olacaksın, ben de senin bulunduğun mağazalara geçeceğim. Ama bunu nasıl bildiğim hakkında hiçbir fikrim yok. İşte babaannem ölecek diyorum, babaannem diyor. Hep zamanın ötesinde, hani fal baktırmaya başlamışlardı bana bir süre ve fal da aslında bir şekilde küresel alanın bilgisinden yararlanmak. Bunu daha önce söylemiştim. Küresel alanda işte olasılıklar var. Buradaki olasılıklara göre zihin kapasitesi var. Bu kişinin yatkınlığını bir şekilde algılıyorsunuz. Çünkü içindeki materyalleri algılıyorsunuz ama nasıl algıladığınızı da bilmiyorsunuz. Sonra onun işte seçenekleri vardır birkaç tane. Bu birkaç tane seçenekten hangisine gitmeye daha yatkınsa, hangisinin daha olabilitesi varsa bu oluyor. Buna hissetmek diyebilirsiniz, işte kahinlik diyebilirsiniz, kahinlikte suçlandım, işte şomaz olmakla suçlandım, bir sürü şeyle suçlandım ama kimseye karşı herhangi bir yargım yok. Herkese sevgi dolu bakıyorum o dönem. İşte kişileri gördüğüm zaman diyorlar ki bunu nasıl beğeniyorsun sen? İyi de bak çalışkan, çalışkanlığını takdir ediyorum. Onların içindeki güzel taraf, işte dürüstlüğünü takdir ediyorum. Herkes de farklı ve sevilebilecek bir özellik mutlaka buluyorum. Tabii bunu insanlar sadece bedensel olarak algıladıkları için, tipine bakarak yorumladıkları için benim algımı anlayamıyorlardı. Tabii böyle olunca yalnızlaşma oluyor. İster istemez çevredeki insanlar benden farklı. Onlar çok maddeye odaklılar. Yani gezmeye gidiyorlar, yemek yiyorlar. Ben kendi halimde karanlığı sever bir durumda. Ama nedir? Çok okuyan, her bulduğu şeyi okuyordum, her bulduğum şeyi. Hatta tuvalete bile kitap götürüyordum. O derece bir kitap bağımlılığım vardı. Kitaptan yorulduğum zaman kenara alıyorum, ajanda var. Ajandaya şiirler yazıyorum, küçük o güne dair hikayeler yazıyorum. Bu benim ilk aklım, hayalim geldiği andan itibaren bende başlayan bir döngü oldu. Ansiklopedilerle falan başladım. İşte British neydi o ansiklopedilerin adı? Büyük büyük atlas vesaire gibi şeylerle. Hatta okuma yazmayı dahi okumayı dahi orada algılamıştım diyebilirim. Daha okula başlamadan önce. Fakat nedir? Bunu sesle birleştirme olgusu okula başladığım zaman olmuştu. Bu benim aslında ne derler? Öngörülerim yüksek, algılarım fazla bir çocuktum. O yüzden annem bana hep uzaylı derdi. Yani sen normal değilsin, benim çocuğum olamazsın gibi. Kimin çocuğuysak artık. Ve dışlanma değil, fakat ben kendimi onlardan hep dışladım. Kenarda kaldım. İşte ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Hadi gel şef olacaksın, bilmem ne olacaksın. Hayır, gerek yok yani. Ben sakin sakin çalışıyorum. Fakat nedir? Hep öne atıldım mecburen. Arkadaş ortamında beni ittirerek ileriden götürdüler. Girdiğim işlerde olsun, şeyde olsun. Bir de hayatımın, şimdi bakıyorum insanlara. Benim 17-18 yaşında yaptığım şeyleri 50-60 yaşında yapanlar var. Yani hayat tecrübeden ibarettir. Ne kadar tecrübeniz varsa o kadar aslında bilgi kapasiteniz fazlalaşır. Yani deneyim fazlalaşır. 20 yaşında şirketim vardı, işte hayatı boyunca aşkı yaşayamamış insanlar var. Benim hayatım hep aşkla geçti. Sevmekle geçti. Sevdim, sevildim. Bana öfkelenen insanlar vardı ama onları da affediyorduk bir şekilde. Nedir? Fıtratım böyleymiş. Yani benim doğuş şeklim bu. Fakat beni anlayamıyorlardı. Yalnızlığımın sebebini de anlayamıyorlardı. İçeride öyle şeyler vardı ki, duyu ötesi algılar. Bir olay olacak. 3 gün, 5 gün öncesinden haber veriyorum. Babam trafik kazası geçirecek. Haber veriyorum. Bu böyle 3 ayda, 5 ayda bir değil. Bu hemen hemen her gün, her olacak olay için. Hani çok büyük bir yük yalnız bu. Araba geliyor mesela. Ben gözlerim o zaman bozuk. Ve gelen birkaç tane araba var. İşte arkadaşlar bakıyorlar, diyorlar. Hayır, bu bizimki değil. Bizim araba değil. İşte 3 araba sonra gelecek. Nereden biliyorum? Bilmiyorum.
Fakat daha sonra bunları aslında nasıl algıladığımı fark etmeye başladım. Bunlara siz yetenek diyebilirsiniz. Bazıları işte diyorum ya çok güzel yemek yapabilir. Koku duyusu çok gelişmiştir. Tat duyusu çok gelişmiştir. Hatıraların belli bir kokusu var. Bunu algılıyorum. İşte art niyetli insanların belli bir kokusu var. Bunu algılıyorum. Art niyetin kokusu olur mu demeyin. Sonradan bunları çözdüm. Ama her şeyin belli bir kokusu var. Olayların olacağının kokusunu alıyordum ben. Yani o yüzden yalanın kokusunu kilometrelerce öteden alabiliyorum. Niyetin kokusunu alabiliyorum gibi düşünün. Bunlar tabii ki yeti. Herkesin dediğim gibi farklı bir özelliği var ve çok güzel bir özelliği var. Bazısı çok güzel eleştiriyor. Bazısı çok güzel küfrediyor. Bazısı çok doğal çocuk gibi davranabiliyor. Ben hayatımın hiçbir evresinde çocuk gibi davranamadım. Çevremdeki insanlar ne istiyorlar? Ailem çalışkan ve dürüst olmamı istiyor. Tamam, zaten dürüst ve çalışkan. Onların gözünde problem yok. Benim gözümde de yok. Hani bunu öğreniyoruz. Benim kızım çalışkan denildiğinde tembellik yapabilmek gibi bir lüksümüz yok. Hani ara sıra çocuk nasıl yetiştiririz vesaire diyorsunuz ya. Olmasın, nasıl olmasını istiyorsanız öyleymiş gibi konuşabilirsiniz. İşte sen çok yalancısın demeyin çocuğa. Kelimeyle bile olsa o yalancıyım ibaresini alır ve ileride yalancı bir hale dönüşür. O yüzden olmasını istediğiniz şekilde davranın. Hani bulduğunuz gibi bırakın diye bir söz var ya. Bulmak istediğiniz gibi bırakın. Bulmak istediğiniz gibi davranın. Çocuklukta. Çünkü hepsini hafızaya kaydediyor. Bizim hafızamız çok çaplı bir şey. Oku, 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 birleştir, birleştir. Gençlik evrelerinde de birleştiriyorum fakat daha henüz uyanışım başlamamış. Sadece yetiler var, bir şey var ve bu şey bekliyor şu an. Sadece olması gereken şey neyse o oluyor. Rüzgarda savrulmak ya da bir şekilde sıcak olursa ısınmak gibi şeyler. Duruma göre hareket ediyoruz. Fakat hareket etmenin arkasında bir vesvese yok. Bir mutsuzluk yok, bir kaygı yok, bir korku yok. O 99-2000 yıllarına kadar bir sanki koruyucu bir kalkan vardı çevremde. Hani derler ya işte tuvalete melekler girmez, banyoya melekler gitmez. Ben dedim ki hadi oradan. O beni koruyan şey eğer meleklerse tuvalette dahi yanımda olduğunu biliyordum. Tabii bu koruyucu kalkan olduğu için de beni gözleyen ve izleyen bir şey var duygusu oluyordu. Bu benim hassasiyetimden kaynaklı aslında. Algısal olarak bütün şeyleri üstüme doğru çekebildiğim için antenlerim fazla. Ne yapıyorum? Bu alan olmasa dahi bu alan beni sanki koruyormuş gibi hissediyorum. Sürekli benim yanımda olan bir şey var. Bir bulut düşünün ya da öyle bir şey. Ve her zaman benim yanımda olduğu için utangaçlığımın sebebi de oydu zaten. Yani yanlış davranmaktan, yanlış oturmaktan korkuyordum. Ben çocukluğumdan beri bir ortamın içerisinde çok yüksek sesle bağırmadım. Ben çığlık atmayı dahi dayım sayesinde öğrendim. Yani çocukken diyordu ki bağır sana para vereceğim. Çünkü bağırmıyordum. Yani başıma bir şey gelmiş olsa sessiz sessiz dururum. Ani bir olay oluyor mesela. Ben korku da değil ama bir anda bir susuyorum çünkü ani konularda nasıl davranacağımı bilmiyorum. Hiçbir şekilde bir şey yoktu hayatımda, sürpriz yoktu. O yüzden o insanların bu macera perest insanlar vardır ya oradan oraya uçuşurlar, kaçışırlar falan böyle hayranlıkla izlerdim onları. Ya ne kadar cesurlar. Ben cesur mu değildim acaba arka planda? Cesaret tabii farklı kanalları var cesaretin ama ben nedir? Maceraya çok atlamıyordum. Çünkü gerek duymuyordum buna. Hayal dünyamda öyle bir şey yaratmıştım ki, öyle bir güzellik vardı ki. Hani perdenin oynamasından, hareketinden bir şey çıkartıyorum, anlam çıkartıyorum. Bir farenin kuyruğunu kımıldatmasından anlam çıkartıyorum. Ve bunlar hep olumlu. Hani pozitif anlamlar. Hayatımda hiç negatiflik yok. Gecekonduda büyüdüm. Ve şıp şıp damlıyordu. Bir yağmur falan yağdığında ya da kar yağdığında özellikle o karın bir de erime safhası var. Bir tane televizyonumuz vardı. Saba marka hiç unutmuyorum.
Televizyonun üstüne annem şey koymuş, leğen koymuş. Yerlerde leğenler var. Soba sürekli tütüyor. O yüzden hep soğuk, ya çok soğukta ya da çok sıcakta kaldık. Bir denklem oluşturamadı. Vücut kendini savunma mekanizmasını geliştirmek zorunda kaldı. Bağışıklık sistemi güçlenmek zorunda kaldı. Ayakkabı, sıfır ayakkabı sadece işe girdiğim zaman aldım. Geri kalanın hepsini şey aldım. Ama nedir? O koşuşturmacayı izliyorum ben ve onlara gülüyorum. Dersimdeyim, işte okula gitmem gelmem gerekiyor. Hastalanmanın dahi geçecek çocuğum. Geçecek. Tabii ne yapıyorsunuz? Hastalandığınız zaman doktora gidip de ilaç almadığınız için haliyle bunu da bağışıklık sisteminize katıyorsunuz. Yani hastalanmak da normal bir şeydi bana göre. Çok baş ağrısı, sinüzit ağrısı bilen bilir. Çok yoğun bir ağrıdır. Ama ona rağmen ne yapıyorduk? Sinüzit ağrısından kurtulmak için kafamızı şöyle tutarak gezmek zorunda kalmıştık. Yani ayakkabının altında delik olduğu için dik durarak yürümek zorunda kalmıştık. Ama bunlar benim için bir o zaman dert gibi değildi. Hani fakir olup da fakirliğinin farkına varmamak gibi bir şeydi gerçekten. Eğlenceydi. Annem hemen koşuşturuyor işte. Bir yerde bir olay oluyor. Annem acı çekiyor. Ama ben onun acısını anlayamıyorum. Çünkü ben acı çekersem bunu çözüme ulaştırmak isterim yani. Acı varsa değil mi? Buna bir yol bulmaya çalışırım. Acıdan kurtarmaya çalışırım kendimi. Ama acı oluyor. Başkalarını suçlayıp suçlayıp oturuyorlar, ağlıyorlar. Ve ben bunları anlayamıyordum. Annem ne zaman ağlayacak olsa giderdi soğan tutardı ve soğanı doğrardı. Ağladığım belli olmasın diye. Kadın. Yani çok zorluklar yaşadık o dönemde babam uzakta yine. Babamla çok fazla bir birlikteliğimiz olmadı. O yüzden hep babaya özlem duydum. Baban gelse hep yolunu bekledik. Bu işte ataya aslında özlemdi. Yani böyle çok narin, sakin, hani ayak topuklarımı dahi düzgün basmazdım ve hani bana derlerdi ki uçar gibi yürüyorsun. İş yerine başladık, işe başladık. Mecburen topuklu ayakkabı giymeye başladık. Ondan sonra topuk sesi kimseyi rahatsız etmesin diye özen gösteriyorum. Hayatımın her alanında bir yere koyduğum bir şeyin dahi özenle ve zarar görmeyecek ve önemli olacak hale gelmesi için uğraştım. Çünkü o önemsenmeyi hak ediyordu oradaki şey. Ben buradayım mesela, ileride mutfak var. Mutfağa ben çiçek mi koydum? Oturduğum yerden o çiçeği görebilmeliyim orada. Yani o enerjiyi alabilmeliyim ya da ona enerji gönderebilmeliyim. Yani her şeyin bir önemi var. Neyi nereye koyduğunuzun önemi var ve hayatım her şeyi önemseyerek geçti. O yüzden özensiz davranabilme şansım yok. Yemek yerken her yediğim lokmanın mideme kadar inişini hazmede hazmede yani bunu hissederek yiyordum. Saçımı hissederek tarıyordum. Her hareketim yavaştı. Özenliydi. Fakat nedir? Hareketi önceden planlıyorum ama ne yapacağımı. Şimdi plan olduğu için de diğerleri yapıp yapıp döküp saçarken ben özenli şekilde yaptığım için daha hızlı yapmış oluyordum. Yani zamandan tasarruf ediyordum. Annem de hep şaşırırdı ona. Yani ikimiz birden ayrı ayrı odaları temizlemeye başlıyoruz. Ben oturuyorum o arada sigara içiyorum. Diyorum ki yani şunu kaldırırım, bunu oraya geçiririm vesaire diye plan program yapıyorum. Annem o arada geliyor diyor ki sen hala başlamadın mı işe? Anne diyorum başlayacağım. Ben diyor yarıladım bile. Tamam sen işine bak. Sonra o temizliyordu, geliyordu, bakıyordu yine oturuyorum. Fakat odanın şekli değişmiş. Sonra geliyor diyor ki şunun altını sildin mi? Burayı sildin mi? Anne her tarafı sildim. Nasıl yaptın? Bir de kontrol ediyor. Bakıyor şey yapmamış. Yani nasıl yapıyorsun sen bunu? Diyorum ki planlıyorum. Bu kadar nasıl hızlı oluyor peki? Planladığı zaman oluyor işte. Yani sonuçta her şeyin bir mekanizması, bir işleyişi var. Bunu çözdüğün zaman zaten denklem çözülmüş oluyor. Yani hayatın gençlik evresi benim uyanıştan önceki zamanımda bana söyleniliyorsa bir şey ve o an ben müsaitsem yapıyorum. Müsait değilsem müsait olmamamın sebeplerini anlatıyorum.
Ama birisi beni bir şey için zorlamaya mı çalışıyor? Hayır diyebilme lüksümü de kullanıyorum. Fakat hayır dediğim zaman karşısı kırılıyorsa beni ilgilendirmez. Çünkü ben o anda yapmakta olduğum işe odaklıyım. O yüzden benim çocuklarım da bir şeyle meşgul olsa, ben onlara da bana hayır dese buna saygı duyarım. Yani bu bencillik olabilir belki ama ben bencil olduğum için belki de karşımdakinin bencilliğine de saygı duyuyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu her koşulda böyleydi. Hayatımın her alanında. Aşk en önemli şeydi. Kuşa, böceğe, çiçeğe her şeye aşk. Hani güne böyle heyecanla uyanan insanlar vardır ya. Sabahleyin kitaplarımı koklayarak akşam dizerdim. Kıyafetlerimi mutlak katlayarak koyardım. Çünkü kitaba özen göstermek lazım. Kıyafet, onları giyeceğim, kullanacağım. Ona özen göstermek lazım. Tabii bunu insanlar anlayamıyordu. Annem derdi okula giderken, kardeşin derdi her gün kıyafet çamur ediyor. Sen ablan gibi olsana oğlum. Tabii ben özenli olduğum için bir şey, hatta yıkamasam dahi temizdi diyordu annem. Haftada bir yıkanıyordu önlükler. Ütüsü bile doğru düzgün bozulmamış oluyordu. Yani özen gösteriyordum hayata, her alanda. O yüzden özensiz bir tavır sergileyeni anlayamıyordum. Bu insanlar nasıl bu kadar özensiz olabiliyorlar? Ya da buranın bir kuralı var değil mi? Buranın kuralı bu şekilde olmalı. O kurala ayak uydurmayanları anlayamıyordum. Kural bozmaya çalışanları anlayamıyordum. Yani bu kuralı o yüzden koymuşlar çünkü. Sebebi anlıyorsun. Ona itaat etmeyenlerin sonrasında başına gelenleri anlıyorsun. O zaman kurallara itaat etmeyi de öğreniyorsun. Ama kırmızı ışık mesela yanıyor ama hiç araç yok. Ben yine geçerim karşıya. Bu kuralı ihlal etmek demek değildir. Bu boşluktan faydalanmak demektir. Yani hayatımın çoğunda dediğim gibi narin, nezaketli bir şekilde geçti. Ama insanlar tarafından inatçı ve soğuk. İşte nasıl tarif edeyim? Kafasının dikine giden bir insan olarak tanındım. Neden böyle tanındığımı da bilmiyorum. Hani ben bana göre kurallara itaat ediyorum, özen gösteriyorum. Ama onlar bencil tavırları yüzünden, o zamanki düşüncem. Bencil istekleri yüzünden benden olmayacak şeyler istiyorlar. Ve onların olmayacak şeylerine hayır dediğim için, demeyi başarabildiğim için bencillikle suçlanıyorum. İyi de bunu isteyen sensin. Kendin yap. Çalışmaya başladım sonra. Üniversiteyi bıraktım. Ailenin maddi durumu yeterli olmadığı için. Ve çalışmaya başladıktan sonra da aileme bir şekilde destek oluyordum. Aldığımı oraya veriyorum. Gerekeni de kendime alıyorum. Şey hikayesi vardır bizim, mayonez hikayemiz. Tabii o zaman fast foodlar vardı. Yeni yeni daha. Biz tabii dışarıda tıkatımız olduğu için dışarıda yemek yemeye alışmışız. Patatesi mayonezle yemeye falan. Öğrenmişiz daha doğrusu. Ben de annem sık sık patates kızartırdı. Ben de dedim ki ya gideyim böyle bir şey alayım. Ketçap, mayonez vesaire. Neyse aldım eve götürdüm. Ertesi gün oldu. Anneme dedim ki anne bir patates kızartsana dedim. Yani şöyle ağız tadıyla bir yiyelim. Tamam kızım kızartayım dedi. Sonra dedim ki mayonez nerede? Mayonez dedi. Hangisi dedi? Dedim hani dün aldık ya dedim, beyaz olan dedim. Sarı olan. Dedik ki biz onu yedi. Yedik dedi. Allah Allah. Nasıl yediniz? Ama dedi çok dedi kötü bir şeymiş o dedi. Midemiz bulandı dedi. Ne yaptın sen? Ekmeğe sürdük sürdük yedik dedi yani. Dedim anne o öyle yenmiyor ki. Ya öyle yenmiyor. Ne yaptınız siz? Tabii mide bulantısı yapar yani onu öyle yersin. Tabii kendin bir şeyler öğrenirken onlara da öğretiyorsun. Ertesi gün sonrasında gene hala annem mayonez sevmez. Onun için bir şeydi. Fazla meyve sebze yiyemezdim. Dirilerle çok işim yok benim. Yani diri olan şeyleri hani hep diyorum ya, ölüler çok yemek çok pişmiş olmalı, kolay hazmedilebilir olmalı. O yüzden fast food tarzı yiyecekler de hafif geldiği için bana içeriğinin de çok önemi yok. Bir şekilde yaşıyoruz yani, ölmedik. O yüzden çok takıntılı değildim yemek konusunda. Sadece kokusu
ilgimi çektiyse tamamdır benim için. Yemeğin içinde ne olduğunun önemi yok. Bir de çok baharat, çok acı vesaire. Hani çok olmasın bir şeyler. Çok tatlıyı da yiyemem. Kararında olması en iyisi. Evet, böyle bir çocukluk. Kendine göre inat. Kendi içinde sakin. Dışarıda da sakin. Ağır vasıta. Lakabım oydu. Ve olması gereken şeyi olması gereken zamanda yapan, kendini gösterme çabası olmayan bir insan. Şimdi de aslında aynı fıtrattayım baktığım zaman. Yeni özenliyim. Fakat nedir? Özensiz davrananları özensiz davrandığımı algıladığım zaman anlamıştım. O yüzden özensiz davranana da kızamıyorum ama daha özenli olsalardı diye temenni ediyorum sadece. Başka yapacak bir şey yok yani. Boş yere kızmamak, boş yere küsmemek, yani kızmanın da bir adabı var. Bir gün bir ortaokul arkadaşım bana geldi. Bana dedi şey öğretir misin? Matematik dedi, yarın sınavımız var, bana çalıştır. Ortaokuldayım o zaman. Tamam dedim. Gel. Ama dedim bak haylazlık yapmayacaksın. Böyle gıdıklamak bilmem ne falan filan yok. Benden yaşça büyük bir can. Ve neyse tamam dedi, söz dedi. Akşam geldi, ders çalışıyoruz. Tabii bu başladı oynaşmaya. Bir yapma dedim, iki yapma dedim, üç yapma dedim, artık yeter. Yani kalktım, kapıyı açtım. Hadi dedim şimdi dışarı. Beni dedi kovuyor musun dedi. Çünkü dedim ders çalışmıyorsun sen. Benim dersim var yarın, yapmam lazım. Ondan sonra sen beni nasıl kovarsın? Öyle böyle. Bir daha gelmeyeceğim falan filan diyerek söylenerek gitti. Ama sonuçta nedir? Benim ders çalışmam gerekiyor. Gerekli. Yani gerekli olan konularda sadece harekete geçerdim. Gerekli olmayan konuda da dediğim gibi kılımı dahi kımıldatmazdım. Annem bir şey isterse onu yapıyordum. Ama istemezse aklıma gelmiyordu çünkü aklım yoktu. Annemin bana hani böyle saf demesinin aslında sebepleri de var. Bir gün bana dedi ki ilistiri getir. İlistiri bilirsiniz, bu makarna falan süzmek için demir böyle delikli bir şey vardır. Kevgir derler adına. İlistir. Bizim yöredeki ismi bu. Tabii mutfakta o zaman perdeler var, böyle korniş var, perde var. Perdeyi açtım, aşağıya oturdum. Çömeldim. Ve hani ilistiri alacağım, anneme götüreceğim. Önce bir eğildim, baktım. Bulamadım. İlistirin ne olduğunu unutmuşum ben. Kullanmadığım için. Sonra çömeldim. Orada böyle bakıyorum. Hani evet, bu ilistir dediğim zaman alacağım, anneme götüreceğim. Bu tencere, bu kapak, bu şey işte tepsi. Tek tek bakıyorum alttan. Ve algılayamadım. Sonra annem geldi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen burada dedi. Dedim ki ilistiri arıyorum dedim. Annem şöyle kaldırdı. Dedi ki burada ya kızım dedi. Ha dedim, bu ilistir miymiş? Ama ilistiri unutmuşum. Çünkü kullanmadığım şeyleri kafamda tutmanın da bir mantığı yok. Orada görseydim götürecektim. Bir gün de o zaman 18 yaşlarında falanım, şeyi kaybetmişim. Kimliğimi. Ve şeye gittik. Nüfus müdürlüğüne gittim. Nüfus müdürlüğünde işte çıkartacaklar, hangi şeye bağlısın dedim, Küçükçekmece. Ondan sonra işte adımı sordu. Adımı, soyadımı söyledim. Sonra anne adını sordu. Durdum böyle. Düşünüyorum, düşünüyorum. Cık, gelmiyor. Düşünüyorum, düşünüyorum. İnsan annesinin adını unutur mu? Unutuyormuş. Neyse akşam gittim anneme, dedim ki anne bugün nüfus müdürlüğüne gittim. Senin adını sordular dedim. Senin adın neydi? Annem durdu böyle. Sen dedi benim adımı bilmiyor musun dedi. Yo dedim, bilmiyorum, o yüzden sordum zaten. Söylemedi ama neden, nasıl bilmiyorsun diye dalga geçtiler benimle. Anne dedim bak, birisi sana abla diyor. Öteki komşu diyor. Diğeri hanım diyor. Biz anne diyoruz. Teyze diyen var işte, ne bileyim, bir sürü şekilde bir şeyler söyleniyor sana ama dedim kimse adını söylemiyor senin. Yani senin adın söylenmezse ben senin adını nereden bileceğim? Sürekli kimliğe de bakmıyorum ki benim annemin adı ne diye.
Tabii bir sürü şey var. O kadar çok zihinde şey var ki, bilgi var ki. Kitap okuyorum, kitapların bilgileri, dışarıdaki olanların bilgileri, gelen algıladığım şeylerin verileri falan. Tabii anne adı önemsiz bunların arasında. Tabii sonra neden önemsemediğimi sonradan fark ettim. Çünkü kişiler değil de önemli olan. Oradaki eylemler önemliydi, oradaki tavırlar önemliydi, düşünme şekli önemliydi, kurallar önemliydi, değil mi? Yani hayat önemliydi. İsimler sadece geçici bir şeydir, bir ibaredir. Ve çoğu şeyin ismini unuttum, ilislerin ismini unuttum gibi. Yani ilislerin şeklini biliyorum. Makarnayı süzeceğim kızım, bana şeyi getir dese bunun ilistir olduğunu ve o süzgeç olduğunu anlarım. Ama bana ilistiri getir derse ilistirin manasını çözememiştim. Yani o yüzden kelime haznem çok iyi değildi. Bir şeyi anlatırken ifadede zorlanıyordum çünkü kelimeleri aklımda tutmakta zorlanıyordum. Ama bir konu var, bana de ki bir cümle ver, o cümleden bir tane kitap yaz de, ondan ben sana satır satır döktürüp kitap haline getireyim. Zihin çok aktif ama önemsiz olan kelimeleri atıyor. Tabii bu kültürsüzlük oluyor, genel kültür. Çekingenim şimdi. 1.000 tane şeyi birden aynı anda düşünüyorum. Birisi bir şey sorduğu zaman şimdi bunu hangi tarafından benim söylemem lazım? Hani birini birden düşündüğüm için karşıdakiler benim sözümün daha başlamadan işte sen söyleyene kadar deyip giderlerdi. Yani o yüzden insanlara bir şey anlatmaya çalışmak gereksiz geliyordu. Kendi içimde fakat ne bir iş yapılacak, o iş yapılacaksa onu en iyi şekilde yapmak. Ve herkesten daha pratik bir şekilde yapmak. Benim üslubum da. O yüzden en güzel paraları da bulunduğum yerlerde ben kazandım. Ve işte adına dediğiniz işte başarı dersiniz, işte ödül dersiniz, buna prim dersiniz. Bunlar da iyiydim. Hani başarıyı 17-18 yaşlarında şu anda 100 yaşındaki bir insanın başaramayacağı şeyleri başardığımı biliyorum. Ama dibi de gördüm. Şirket açtım. Ondan sonra başka bir şirket daha kurduk. Ne oldu? Battık. Zarara uğradım. 2 yıl boyunca borç ödedim ve bunu yaptım da 19 yaşındaydım. Yani aşk dedik, yaşadık. Ayrılık dedik, yaşadık. Ölüm dedik, yaşadık. Bir sürü deneyimim oldu. Yani 20, 22, 23 yaşına kadar belki 1.000 kişinin yaşadığı hayatı yaşadım diyebilirim. En derin halleriyle. Çünkü çok yoğun yaşıyorum. Hani bir insan 1 gram yaşarken ben 10 ton yaşayabiliyorum aynı durumu. Çünkü diğer mekanizmalarını da gözden geçiriyorum. Her yönüyle olaya bakıyorum. Tabii bu tek yönlü baktığı zaman bu 1 gram için üzülebiliyor. Ama ben diyorum ki hani bu olmadı ama bu sefer olmadı. Ama diğerinde olacak. Alternatifim çok. Anneme göre umursuzum. Niye? Çünkü çok yönlü bakıyorum. Diyorum ki olmazsa olmasın yani. Ne olmuş ki? Olmazsa başka bir şey olacak. Bu şekilde baktığınız zaman hayat daha kolay oluyor. O yüzden benim hayatım çok fazla zorluk görmüş ve çok fazla şey yaşamış olmama rağmen diğerlerine göre kolay geçti. Şimdi hiç hayatında fakirlik görmedi insanlar. Ya da hiç hayatında ağzından söze alınmadı. Ne bileyim, içe kapanık olmanın olgularını yaşadım. Başarısız olmanın olgularını yaşadım. Başarılı olmanın diğer insanların gözündeki olgularını yaşadım. Buna kıskançlık, işte arkadan iş çevirmeler, seni kıskandıkları için alt etmeye çalışan insanlar, bir sürü şeyle karşılaştım. Ama annemin gözünde hala kızı. Kızıyım. Eşimin gözünde eşiyim. Anne evlatlık vazifelerini bekliyor. Patron işçi vazifelerini bekliyor. Patron olursam ben de işçiden vazifesini beklerim. Ama ben patronluk yapmayı beceremedim. Çünkü emir vermeyi beceremedim. Hani hangi alana yönelimi var bir insanın? Kırılır mı? Üzülür mü? Bilmem yani. Nariniz ya hani. Üzmeyeceğiz diye o kadar çabalıyoruz ya. Ama bazılarının bunu hak ettiğini çok 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 sonra algılıyorsunuz tabii ki. Bu önce bir şeyini almanız lazım. Bir insana laf söylemeden önce 40 dereden su getirip bunu söylersem sonucu ne olur
diye zihin geldikten sonra yavaş yavaş artık bilgiler dolduktan sonra bunu tartmaya başlamıştım. Bu biraz bende sıkıntı ve asosyallik oluşturmaya başlamıştı. İş hayatında bambaşkayım ama. İş hayatı başka, normal hayat başka. Fakat ne? Sakin. Aşık oluyorum ama aşık olmayı da aklımla aşık oluyorum. Yamuk yapılıyor ya da yanlış bir şey var ortada. Diyorum ki hani bu yapılmaması lazım. Karşımdaki işte hala yapmaya devam ediyorsa o zaman kusura bakma deyip anında kapatabiliyorum. Hani 2 yıllık ilişkiyi pat diye bitirdim, 7 yıllık ilişkiyi pat diye bitirdim. Ama uyanış başladıktan sonra o pat diye yaptığınız şeyleri artık yapamamaya başlıyorsunuz. Yani kişilik algısı, Nilüfer denilen o kızcağız böyle birisiydi. Çok fazla algılayan, çok fazla içinde yaşayan, içinde tartan, ölçen, biçen, gerçekten sadece çok gerekli koşullarda dışarıya bunu söyleyen ve gerekli şeyler için gerekli müdahaleler yapan, onun dışında hareket çok fazla etmeyen bir yapıdaydık. Sükunet hep korunan bir şeydi. Sabır, metanet, hiç ani bir çıkışta bulunmamışımdır insanlara ben. 10 kere bu tekrarlanır, 8-10 defa en sonunda artık hani bunu yapmayın yani. O yüzden sabırlı olmakla ve dürüst olmakla daha çok şey yaptım, insanlar tarafından biliniyordum. Uyanışa girmeden önce. Şimdi uyanıştan sonra ne gibi değişimler oldu? Bunlar aslında nefs mertebeleri. Birazdan da o konuya değineceğiz. Görüşürüz.